Merhaba arkadaşlar, Can Matematik kanalımıza hoş geldiniz. Can Matematik kanalı olarak kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de kazanım kavrama 2 testini çözeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızdan da yararlanmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Birinci sorumuzla başlayalım. 95 lira borcu olan Sinan 27 lira daha borç alıyor. Daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödediğine göre Sinan'ın kalan borcu kaç liradır? Evet arkadaşlar, biz artık tam sayılarla toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi öğrendik. Bu sorunun çözümünü de tam sayılarla toplamayla yapacağız. Bakın, borçları eksiyle, alacakları ya da ödediği miktarı artıyla gösterirseniz bunların hepsini topladığınızda size kaç lira borcu olduğunu verir. 95 lira borcu olan Sinan, eksi 95 yazıyoruz, borç. 27 lira daha borç alıyor, eksi 27 lira, borç. Eksi yazıyorum borç olduğu için. Daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor, artı 55 ödemiş çünkü, artı yazıyorum. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödüyor, artı 32 daha yazıyorum. Çocuklar, bu borçları ve ödediklerini topladığınızda size sonucu verecektir bu işlem. Evet, eksi 95 ile eksi 27 toplandığında işaretler aynı olduğu için üst üste eklenir. Ne olur? 102, 122 olur. Ortak işaretleri de eksi olarak yazılır. Sonrasında eksi 122'yi artı 55 ile, ondan sonra da artı 32 ile toplayacağız. Şimdi bu işlemi yapıyorum bakın. Eksi ile artının toplandığı durumlarda büyük, mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır ve mutlak değeri büyük olanın işareti yazılır. 122'den 55'i çıkardığımızda ne olur? 12'den 5 çıktı 7, burada 1 kaldı. 11'den 5 çıktı 6, buradan bir onluk almış zaten 0. Bakın, mutlak değeri büyük olan eksi 122 olduğu için sonuç eksi 67 olur. Eksi 67 ile de artı 32'yi toplayalım. Yine negatif bir sayıyla pozitif bir sayı toplanıyor. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. 67'den 32 çıktı, 35. Mutlak değeri büyük olan sayının işareti sonuca yazılır. Eksi 35 olur. Yani sonuç eksi 35'tir. Eksi olduğu için borçtur. Kaç lira borcu vardır? 35 lira borcu vardır. Cevabımız C seçeneği olur. İkinci sorumuza bakalım. Bir şehirde sabah sıcaklık eksi 3 derece olarak ölçülmüştür. Öğlen sıcaklığın önceki ölçüme göre 9 derece arttığı, akşam ise bir önceki ölçüme göre 10 derece azaldığı görülmüştür. Buna göre akşam ölçülen hava sıcaklığı kaç derecedir? Evet, sabah yazalım yine, eksi 3 derece sıcaklık. Öğlen çocuklar 9 derece arttığı dediğine göre eksi 3 ile artı 9'u toplayacağız. Sıcaklık arttığı için artı 9 ile ifade edeceğiz. Bunların toplamı, büyükten küçüğü çıkar mutlak değeri büyük olandan. 9'dan 3 çıktı 6, büyük, mutlak değeri büyük olan artı 9 olduğu için sonucun işareti de artı olur. Öğlenleyin artı 6 derece sıcaklığı gösterir. Akşam ise ne diyor? Bir önceki ölçüme göre, yani artı 6'ya göre 10 derece azaldığı görülmüştür. İşte burada da artı 6'nın üzerine azaldığı için eksi 10 ekleyeceğiz. Toplama yapacağız ama eksi 10 ile toplayacağız. Çünkü 10 derece azaldığı görülmüş. Artı 6 ile eksi 10 toplandığında 10'dan 6 çıkarılır. 4. Mutlak değeri büyük olan eksi 10 olduğu için sonuca eksi yazılır. Sonuç eksi 4 çıkar. Son durumda, yani akşam ölçülen hava sıcaklığı eksi 4 derecedir. Cevabımız da D seçeneği olur. Üçüncü sorumuz, deniz seviyesine göre 11 metre derinlikte bulunan bir dalgıç önce 5 metre yukarıya çıkıp sonra 2 metre aşağıya dalıyor. Buna göre dalgıcın son durumda deniz seviyesine göre konumunu veren işlem aşağıdakilerden hangisidir? Evet, deniz seviyesine göre 11 metre derinlikte ise çocuklar denizin altındadır. Deniz 0 olarak kabul edilir, deniz seviyesi. Eksi 11 ile ifade ederiz. Sonra 5 metre yukarıya çıkıp, yukarıya çıkışlar artıdır. Artı 5, sonra, daha sonra 2 metre aşağıya dalıyor. Aşağıya indiği için eksi 2 ile ifade edilir. İşte bunların toplamı dalgıcın son durumda deniz seviyesine göre konumunu verir. A seçeneğinde gördüğünüz gibi var. Peki bize şunu sorsaydı, dalgıç son durumda deniz seviyesine göre nerededir? Bunların toplamını bulacaktık. Eksi 11 ile artı 5'i topladığınızda eksi 6. Eksi 6 ile eksi 2'yi topladığınızda da eksi 8 çıkar. Yani dalgıç deniz seviyesi 0'dan
aşağıda eksi 8 metre de imiş. 8 metre derinliktedir diyebilirdik. Evet, dördüncü sorumuza geçelim. Bir odadaki termometrede sıcaklık 28 dereceyi göstermekte iken odanın sıcaklığını dakikada 4 derece düşürebilen bir klima açılıyor. Klima açıldıktan 8 dakika sonra odanın sıcaklığı kaç derece olur? Şimdi çocuklar, odadaki termometre 28 dereceyi gösteriyor. Yani bu ne demektir? Artı 28'dir. Sonra dakikada 4 derece düşürebilen, odanın sıcaklığını dakikada 4 derece düşürebilen. Sıcaklığın düşmesi ne ile ifade edilir? Eksi 4 ile ifade edilir. Dakikada 4 derece düşüyorsa eksi 4 derece düşüyor. Eksi 4 ile ifade edilir. 8 dakika çalıştığına göre eksi 4, eksi 4, 8 tane sıcaklık düşüşü oluşturmuştur. İşte bunları topladığımızda son durumdaki sıcaklığı bulmuş oluruz. Öncelikle çarpma yapılır. Eksi ile artının çarpımı eksi 4 kere 8, 32'dir. Artı 28 derece olan oda sıcaklığı 32 derece soğutulmuştur. Bunların toplamı da son sıcaklığı bize verecektir. Artı 28 ile eksi 32 toplandığında büyükten küçük çıkarılır. 32'den 28 çıktı 4. Mutlak değeri büyük olan eksi 32 olduğu için sonucun işareti de eksi olur. Sonuçta odanın sıcaklığı eksi 4 derece olarak tespit edilir. Cevabımız da B seçeneği olur. Beşinci sorumuz. 20 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için artı 5 puan, yanlış cevapladıkları her bir soru için ise eksi 3 puan almaktadır. Bu testin tamamını cevaplayan bir öğrenci 14 soruyu doğru cevapladığına göre kaç puan almıştır? Şimdi 20 soru var. 14'ünü doğru cevaplamış. 20'den 14'ü çıkardığımızda 6 da yanlış cevaplamıştır. Bakın burada diyor ki doğru cevapladığı sorular için 5 puan almakta, yanlış cevapladığı puanlar için de eksi 3 puan almaktadır. O zaman aldığı puanları toplayalım. 14 çarpı 5. 14 tane soruyu doğru yaptı ve 5 puandan 14 çarpı 5 70 puan aldı. Artı 70 puan. Sonra çocuklar 6 soruyu yanlış cevapladı. Yanlış cevapladığı her soru için eksi 3 puan alıyor. 6 ile eksi 3'ü çarptığımızda da eksi 18 puan almış olur. İşte aldığı puanları topladığımızda sonuç çıkar. Artı ile eksinin toplandığı durumlarda büyükten küçüğü çıkarıyorduk. 70'den 18'i çıkaralım. 52. Büyük olan, mutlak değeri büyük olan sayının işaretini yazıyorduk. 70 olduğu için artı 52 olur. Cevabımız da C seçeneğidir. Evet. 6. sorumuz. Yukarıda bir apartmanın asansör kabinindeki tuşlar verilmiştir. Bu apartmanda Eylül, Zeynep ve Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda oturmaktadır. Eylül, Zeynep ve Hayat asansöre birlikte binmiş ve oturdukları katlara gitmek için tuşlara basmışlardır. Buna göre Eylül, Hayat ve Zeynep'in bastıkları tuşlar hangi seçenekle doğru olarak verilmiştir? Şimdi çocuklar bu tür sorularda öncelikle şunu yapalım. 1. Dikey doğru çizelim. Bunu aynı şekilde yatay doğruda yaptığımız gibi buraya bir 0 yazalım. 0'ın altı eksi 1, eksi 2, eksi 3 bu şekilde. Üstü de artı 1, 2, 3, artı 3 tabii şekilde gider. Buraya şöyle diyelim. Bakın. Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda, Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda oturmaktadır. Yani burada ikisini de Zeynep'e göre kıyaslamış. Biz Zeynep'e 0. katta oturuyor diyelim. Zeynep. Peki, Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda oturuyorsa, Eylül hangi katta oturacak? Eksi 5. katta oturacak. Buraya da Eylül yazalım. Hayat da Zeynep'ten 6 kat yukarıdaymış. 4, 5, 6. Hayat da burada oturacak. Öncelikle şunu bulalım çocuklar. Zeynep ile Hayat arasında kaç kat fark var? 6 kat. Peki, Eylül ile Zeynep arasında kaç kat var? 5 kat. Yazıyorum şimdi. Zeynep burada. Eylül burada. Hayat da burada. Zeynep 0'da oturduğunda, Hayat 6'da, Eylül
eksi 5'te oturuyor gördüğünüz gibi, değil mi? Seçeneklerimizde Zeynep'in 0 olduğu bir durum yok. Peki. Şimdi bakın, Zeynep birinci katta oturuyorsa Hayat kaçıncı katta oturur? 7. katta. Çünkü 6 kat fazla yüksekte oturacak buna göre. Eylül de eksi 4. katta. Yani çocuklar, Zeynep'in katını 1 arttırdığımızda Eylül'ün katı da 1 artacak. Hayat'ın katı da 1 artacak. Çünkü aralarındaki fark sabit. 1 ile eksi 4 arasında yine 5 kat var. 7 ile 1 arasında yine 6 kat var. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bakalım seçeneklerimize. Zeynep 4. katta oturuyor demiş. 5. katta oturuyor demiş. Ya 4 ya 5 Zeynep. Biz burada 0'dan 4. kata gelirsek ne yaptık? Zeynep'i 4 kat arttırdık. Artı 4 yaptık. O zaman Hayat'ı da 6'ya 4 ekleyerek 10. kata getireceğiz. Eylül'ü de eksi 5'e 4 ekleyerek eksi 1. kata getireceğiz. Peki A seçeneğimizde Hayat 10. kat mı? Evet 10. kat. Eylül eksi 1. kat mı? Evet Eylül eksi 1. kat. O zaman cevabımız A seçeneğidir. A seçeneği olmasaydı bu şekilde Zeynep 4. kattayken bunlar 10'a eksi 1 olmasaydı bu sefer Zeynep'i 5. katta kabul edip diğerlerini ona göre ayarlayacaktık. Cevabımız da A seçeneği oldu bu sorumuzda. 7. sorumuz. Aşağıda bir iş yerindeki doğalgaz kombisinin 3 farklı kademesi ve bu kademelerin 1 saatte harcadıkları gaz miktarı verilmiştir. Aynı gün içerisinde kombi saat 9.00'da 3. kademede çalıştırmaya başlanmış, saat 12.00'da 1. kademeye düşürülmüş ve saat 18.00'da kapatılmıştır. İş yerindeki doğalgaz sayacı saat 9.00'da 50 metreküp gaz olduğunu gösterdiğine göre bu sayaç saat 18.00'da kaç metreküp gaz olduğunu gösterir? Evet çocuklar, burada bakın tablomuzu incelediğimizde 1. kademede düşük harcama yapıyormuş. 3. kademede yüksek harcama ve miktarlarını da burada göstermiş bize metreküp olarak harcanan, 1 saatte harcanan doğalgaz miktarlarını. Şimdi aynı gün içerisinde kombi saat 9.00'da 3. kademede çalıştırmaya başlanmış ve 12.00'da 1. kademeye düşürülmüştür. Bu ne demektir? 9'dan 12'ye kadar 3. kademede çalıştırılmış. 12.00'dan 9.09.00'ı çıkarırsak 3 saat 3. kademede çalıştırıldığını görürüz. O zaman 5 çarpı 3 eşittir 15 metreküp gaz harcamıştır 9'dan 12'ye kadar diyoruz. Sonra 12'den 18'e kadar. 18'den 12'yi çıkarırsak arada 6 saat var. 6 saatte 1. kademeye de çalıştırılmış. 1. kademede 1 metreküp, bakın 1 saatte harcanan doğalgaz miktarı 2 metreküp. 6 saat çalıştırıldıysa 2 çarpı 6'dan 12 metreküp doğalgaz harcamıştır diyoruz. Şimdi bu doğalgaz sayacı sabah saat 9.00'da 50 metreküp doğalgaz olduğunu gösteriyordu. Yani artı 50 iken 12 metreküp 1. kademede çalıştırıldığında, 15 metreküp de 3. kademede çalıştırıldığında harcadığına göre, harcadığı miktarları eksiyle ifade ediyoruz. Bunların toplamı kadar en son durumda saat 18'de sayaçta gaz miktarı görünür. Evet, artı 50 ile eksi 12'yi topladığımızda 50'den 12'yi çıkarırız 38. 50'nin işaretini yazarız artı 38. Artı 38 ile de eksi 15'i topladığımızda 38'den 15'i çıkarırız 23. 38'in işaretini yazarız artı 23. Sonuç olarak saat 18'de doğalgaz sayacı 23'ü gösterir. Yani bu şu demektir. 23 metreküp doğalgaz kaldığını gösterir. Cevabımız da B seçeneği olur. 8. sorumuza gelelim. Kaan ve Doruk hava sıcaklığını tahmin etmeye çalışıyorlar. Termometreye baktıklarında gerçek sıcaklığın Kaan'ın tahmininden 3 derece yüksek, Doruk'un tahmininden ise 1 derece düşük olduğunu görüyorlar. Kaan'ın tahmini eksi 8 derece olduğuna göre Doruk'un tahmini kaç derecedir? Şimdi Kaan yazalım, Doruk yazalım,
Kaan kaç derece tahmin etmiş çocuklar? Eksi 8 derece tahmin etmiş. Halbuki gerçek sıcaklık kaç dereceymiş? Gerçek sıcaklık Kaan'ın tahmininden 3 derece yüksekmiş. O zaman şuraya yazalım. Gerçek. 3 derece yüksek ise eksi 8 ile artı 3'ü topladığınızda sıcaklık 8'den 3'ü çıkar 5. Mutlak değeri büyük olan 8 olduğu için eksiyi 8'den alıp sonuca yaz. Eksi 5 santigrat derece. Aslında gerçek sıcaklık eksi 5 dereceymiş. Kaan 3 derece ne hesaplamış? Düşük hesaplamış. Evet, gerçek sıcaklığı bulduk. Şimdi Doruk ne tahmin etmiş? Ona bulalım. Doruk'un tahmininden ise 1 derece düşük olduğunu görüyorlar. Çünkü gerçek sıcaklık Doruk'un tahmininden 1 derece düşükmüş. O zaman Doruk da eksi 4 derece olarak tahmin etmiştir. Çünkü eksi 5 derece eksi 4'ten 1 derece düşüktür. Sıfırdan uzaklaştıkça negatif sayılar azalırlar. Doruk'un tahmini de eksi 4 derece olur. Cevabımız D seçeneği D. 9. sorumuz. Aşağıda 3 farklı ilde aynı gün içinde ölçülen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, burada hangisi yanlıştır dediğine göre seçeneklerde verilenleri hesaplayacağız. Yanlış olanı bulacağız çocuklar. Tablomuza baktığımızda 3 ilin en düşük sıcaklık değerleri ve en yüksek sıcaklık değerleri verilmiş. A seçeneğimize bakıyoruz. Diyor ki Ağrı'da ölçülen en yüksek sıcaklık Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklıktan 4 derece fazladır. Peki Ağrı'da ölçülen en yüksek sıcaklık kaç? Bakın Ağrı'da ölçülen en yüksek sıcaklık eksi 1 derece. Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklık kaç? Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklık da eksi 5 derece. Şimdi aralarındaki farkı bulalım. Nasıl buluruz farkı? Tabii ki çıkararak. Çıkarma işlemimizi yapalım. Eksi 1'den eksi 5'i çıkaralım. Çıkan sayının işaretini değiştiriyoruz. Ve topluyoruz. Eksi 1 ile artı 5 toplandığında artı 4 çıkar. Bu ne demektir çocuklar? Ağrı'da ölçülen sıcaklıktan Trabzon'da ölçülen sıcaklığı çıkardığımda işte en düşük en yüksek ne? İşte değerleri yazdık zaten. 4 derece Ağrı'da ölçülen sıcaklığın fazla olduğunu görüyorum. Artı 4. Yani dolayısıyla A seçeneğimiz doğrudur. Biz yanlış olanı bulacağız. B seçeneğinde Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık, Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık eksi 13 derece. Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklıktan 11 derece azdır. Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklıktan artı 2 derece. Aralarındaki farka bakalım. Eksi 13'ten artı 12'yi çıkaralım. Çıkan sayının işaretini değiştirelim. Eksi 2 yapalım ve toplayalım. Eksi 13 ile eksi 2 toplandığında eksi 15 olur. Gördüğünüz gibi çocuklar aradaki fark 15 derece ve Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklıktan 15 derece az. Bu ne demiş? 11 derece azdır demiş. Dolayısıyla B seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız da B seçeneği olur. Diğer seçenekleri isteyen deneyebilir. 10. sorumuz. Bir matematik öğretmeni öğrencilerinden günlük 50'şer soru çözmelerini ve her gün için yaptıkları çizelgenin üzerine kaç soru fazla ya da eksik çözdüklerini yazmalarını istiyor. Örneğin 55 soru çözülen gün çizelgeye artı 5, 40 soru çözülen gün eksi 10 yazmalarını istiyor. Adanın pazar günü hariç bir hafta içinde çözdüğü soru sayılarını gösteren çizelge aşağıda verilmiştir. Ada çizelgede verilen hafta için toplamda öğretmenin istediği sayıda soru çözdüğüne göre pazar günü kaç soru çözmüştür? Çocuklar tabloyu inceliyoruz. Bize şunu söylüyor. Bakın örneği de iyi anlayalım. Mesela 50 soru çözün dedi öğretmen. 55 soru çözdüğü zaman o 55 soru çözdüğü güne artı 5 yazıyormuş. Yani 50'den 5 fazla çözdü ya artı 5 yazıyor. 55 soru çözdü o gün. Eğer 40 soru çözdüyse 50 soru çözmesi gerekiyordu. Eksi 10 yazıyor ki toplandığında yani 50 ile eksi 10'u topladığımızda eksi 10 eksiğini çözdü çünkü 40 soru çözmüş oluyormuş. Tabloyu buna göre değerlendireceğiz. Mesela pazartesi günü eksi 7 yazmış. Neden? Çünkü 50 soru çözmemiş. 50'den 7 eksik soru çözmüş. 50'den 7'yi çıkardığınızda 43 soru çözmüş pazartesi günü. Salı günü artı 8 yazmış. Çünkü 50 değil, 58 soru çözmüş. 8 fazla soru çözmüş.
Çarşamba günü eksi 4 yazmış. Demek ki 50'den 4 eksik çözmüş. 50'den 4'ü çıkarırsanız 46 soru çözmüş. Perşembe günü eksi 5 yani 45 soru. Cuma günü artı 11 yani 50 artı 11 61 soru. Cumartesi günü eksi 5 50 eksi 5 45 soru çözmüş. Pazar günü de kaç tane çözmüştür diye bize soruyor. Şimdi bakın öncelikle şunu yapalım. Kaç gün soru çözmesi gerekiyordu? 2, 4, 6, 7 gün. Her gün 50 soru çözmesi gerekiyordu ve 7 çarpı 50'den öğretmeninin istediği soru sayısı 350 tane imiş. Bunu bulduk. Evet. Şimdi ilk 6 gün çözdüğü soruların toplamını bir bulalım. 43, 58, 46, Perşembe günü 45, Cuma günü 61, Cumartesi günü 45 soru çözmüş. Toplam 6 günde 3, 11, 17, 22, 23, 28'in 8'i elde var 2, 4, 9, 13, 17, 23, 27, 29. Bakın 298 tane soru çözmüş 6 günde. 350'den 298 tanesini çözdüyse geri kalanı da pazar günü çözmüştür. Çünkü öğretmenin istediği, o hafta için istediği toplamdaki soruyu çözmüş. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2. Burada 4 kaldı. 4'ten 9 çıkmaz. 10'luk aldık. 14'ten 9 çıktı. 5. 2'den 2 çıktı. 0. Bakın pazar günü de 52 tane soru çözmesi gerekir ki istenilen soru çözülmüş olsun. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki testlerimizin çözümleri de ilerleyen günlerimizde kanalımızda yayınlanacak. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızdan yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.